Bugüne kadar AKP muhalefet kötü olduğu için bütün seçimleri kazandı. Muhalefetin çıkarmış olduğu adaylar açık ve net bir şekilde söylemek gerekirse yanlış isimlerden oluşuyordu. Birçok yerde. İstanbul ve Ankara'da doğru adayların çıkarılması ve aynı zamanda da Millet İttifakı adı altında bir ittifakın kurularak İYİ Parti'nin de desteklemesi sonrasında HDP'nin de aday çıkarmamasıyla birlikte Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu seçimleri kazandı. Ama bu isimlere en büyük desteği AKP'li yöneticilerle AKP medyası ve troller verdi. Sağlamış oldukları destek öylesine büyüktü ki yandaş yazar Hıncal Uluç'un gözlerinden bile kaçmamış. Hıncal Uluç gazetesini uyararak bu yaptıklarınızda İmamoğlu'na sağladıklarınızı tüm CHP, tüm Millet İttifakı gerçekleştiremez dedi. Sabah yazarı Hıncal Uluç gazetesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çok geniş yer ayırdığını ifade ederek öyle bir görüntü var ki İmamoğlu olmasa gazete boş kalacak dedi. Uluç İstanbul'da sele neden olan yağmurla ilgili suçlanması gereken kişinin Ekrem İmamoğlu olmadığını işaret ederek yani 100 yılda bir olacak Allah'ın rahmetinin hesabı 3 günlük başkandan mı sorulur? Yoksa ondan evvel bu kenti 17 yıl yöneten Kadir Topbaş'tan mı ifadelerini kullandı? Ağır bir eleştiriler yöneltti. İmamoğlu'nu bu kadar gündemde hem de her gün gündemin zirvesinde tutar, onu tek konu yaparsanız adını hiç duymayacak olanlar da duyar, duymakla kalmaz ezberlerler. Ezberlemekle de kalmaz sen neymişsin ve İmamoğlu demeye başlarlar. Sonra da onu da siz düşünün. Yazısı için ben aşağıya bir link bırakacağım, okuyabilirsiniz. Sonrasında olacağı belli. İmamoğlu'nu kendi elleriyle 2023'e taşırlar. Tatilini hedef alıyorlar, ziyaretini hedef alıyorlar, bilmem şunu hedef alıyorlar, şort giymesini hedef alıyorlar. Ellerinde başka bir malzeme kalmamış. Yıllardır siz yönettiniz. Altyapı sorununu çözmediniz. AVM yaptınız, deprem toplanma alanlarına yeşil alan bırakmadınız. Toprak olmadığı için her yer betona gömüldüğü için suyu çekecek toprak da yok, ağaç da yok. İmamoğlu ne yapsın? 3 ayda mı düzeltecek sizin yaptığınız hataları? Yeri geldiği zaman ihanet ettik diyebiliyorsunuz. Hıncal Uluç'un eleştirilerine bari kulak verin. Bizim eleştirilerimize kulak vermiyorsunuz. Kendi elinizle İmamoğlu'nu zirveye taşıyorsunuz. Devam edin. Bu kafayla devam edin.